Merhaba, hiç bilmeyenlere ben Embaba. İki tane kızım var, onlara gündüzleri bakmaya çalışıyorum. Bu kanala hoş geldiniz. Efendim, bu videoda yine yıkanabilir bezle ilgili bir deneme yapacağız. Biz normalde Little Blooms denilen yurt dışından aldığımız yıkanabilir bezleri kullanıyoruz. Kullandık. Hala da 3,5 sene ikinci çocuğumuzda aynı takımı kullanıyoruz. Ama bugün farklı bir şey yapacağız. Tam bir bomba. Çünkü bize İki tane denememiz için yıkanabilir bez gönderdi bir arkadaşımız. Önce teşekkür ederiz ve dedi ki bunu deneyin, yorumlarınızı yazın. Bu videoda o farkı göstermek için size. Yani Little Blooms'u zaten hep anlatıyorum. Cepli, yıkanabilir bez, iç bezler, dış bez nasıl oluyor hepsini biliyorsunuz. Bilmeyenler için tekrar edeyim, diğer videolara bakın. Ama bu video Türk yapımı olan Elde yapmış. Farklı bizimkine göre. Bizimkiler cep. Yani içine iç bezi koyuyorsunuz, cebinden sokuyorsunuz böyle. Bu ise farklı, kelebek stil deniyor bunlara. İç bez ve dış bez ayrı. Yani dış bezi her seferinde yıkamanıza gerek olmuyormuş. Şimdi biz onları deneyeceğiz. Bütün yıkanabilir bez kullanıcılarına selamlar. Selam olsun. Hepinize. Bizi izlemeye devam edin. Videonun bundan sonraki kısmında seslendirme yapacağım. İlk önce gelen malzemelere bakalım. Bir dış katman geldi. Bu aslında bizim sahip olduğumuz Little Blooms'lara benziyor. Ama bizde normalde cep var. Ama bunda cep yok. Bunda yalnızca dış sıvı geçirmez bir katman gibi düşünebiliriz. Bunun dışında bize içler de göndermişler. Fakat farklı olarak içlerde şöyle bir özellik var. Bu oldukça büyük normalde ve cırt cırtları var. Şimdi cırt cırtları pek sevmiyoruz biz. Çünkü vücuda birazcık çarpabilir gibi, böyle birazcık tahriş edebilir gibi geliyor. Ama deneyeceğiz. Şimdi böyle bir kelebek sistemi var. Bu içlikler bizim kullandığımız içliklere benziyor. Bambu deniyor bunlara. Bir ince bir de kalın göndermiş. Şimdi ince olan bunu direktman vücuda koyarsanız, yani bebeğin vücuduna koyarsanız, o zaman birazcık fazla kurutuyor bebeği. O yüzden aslında bizim cepli sistem gibi bunu böyle koyduktan sonra sarıyoruz kelebek gibi. Ve ondan sonra böyle döndürdükten sonra cırt cırdın burası var, görüyorsunuz. Bunu kapattık ve bebek içindeymiş gibi düşün. Ayrıca bebeklere, küçük bebekler için bunları böyle kapatabilip küçültebiliyoruz. Daha da küçük oluyor. Bu içlik. Ondan sonra bu bittikten sonra, bu arada cırt cırtları böyle kapatırsanız, yıkarken de kapatırsanız en azından başka yerlere yapışmamasını sağlayabilirsiniz. Bu da bir taktik olsun. Bunları tabii ilk aldığınızda mutlaka yıkayın. Çünkü bunları önden yıkamanız önemli. Emiciliğini arttırıyor. Bu gördüğünüz biraz daha kalın. Gönderen iki tane farklı göndermiş. Bir tanesi ince, bir tanesi kalın. Bir tane de böyle bir kelebek göndermiş. Bu da iç olarak bunu üstüne koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra bu farkı şu, deminkisi cırt cırtlıydı. Bu şimdi kapattığımızda göreceksiniz. Burada birazcık böyle düğme sistemi var. Biz çok hoşlanmadık düğmeden. Çünkü takıp çıkarması bile zor. Yani bakın şu anda çocuk yokken, bebek yokken bile kapanması zor oluyor. Şimdi bunu tabii bebekte daha da zor olacağını düşünüyoruz. Cırt cırt biraz daha kolay olabilir. Şimdi bu dış katman. Dış katmanı koyuyorsunuz. Bu bebek olduğunu düşünün. Dış katmanı da böyle kapatıyorsunuz. Aynı sistem. Normal, bu da yine küçültüp büyütülebiliyor. Bebeğin boyuna göre. Renkli olarak cırt cırtlarıyla kapatabiliyoruz. Bu gece ilk olarak biz cırt cırtı deneyeceğiz. Ve bakalım iç sızdıracak mı, sızdırmayacak mı, onu göreceğiz. Bir tanesini gece için kullanacağız, bir tanesini de öğlen uykusunda kullanacağız. Genellikle uykular için kullanmayı düşünüyoruz. Bunların hepsini yıkanması iç olanı yıkarıyoruz. Dış olan katmanı yıkamamıza gerek yok. Bunun en büyük farkı o. Çünkü dış katman aslında kirlenmiyor. Şimdi bizim kullandığımız Little Blooms'da dış katmanı her seferinde yıkamamız gerekiyor. Şimdi gece yatmadan önce bizim kullandığımız bu cepli olan. Bunu biliyorsunuz artık. Şimdi biz bunun içine normalde farklı olarak bu iç katmanları 3 tane kullanıyoruz biz. Daha çok emsin diye. Çünkü gece uyandırmıyoruz çocuğu.
bambu ve hemp diye satılıyor bunlar. Biz 3 tanesini birleştirip içine koyuyoruz böyle. Ve oldukça kalın oluyor. Bu gördüğünüz gibi. Bunları gece böyle kullanıyoruz. Her seferinde böyle değil. Buna lütfen dikkat edin. Gece yatarken bir tane böyle kullanıyoruz. Sabaha kadar bir daha hiç açmıyoruz. Şimdi ise bu yeni gelen sistemde şimdi kelebek açtık kelebeği. Üstüne de bir tane göndermişti. Biz iki tane de hemp koyacağız. Böylece yine üçlü olacak. Bu üçü birleştireceğiz. Normal evde yaptığımız sistemi uygulayacağız. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Tek kat da uygulayabilirsiniz. Biz ama yaptığımız aynısını uygulamak istedik. Bunu böyle kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bebeği şimdi buraya getireceğiz. Sonra da dış katmanla onu kapatacağız. Yani tabii kalın oluyor işin gerçeği. Ama tabii geceliğinde sızdırmaması önemli. Şimdi Sibel'e iç katmanı, 3 tane içlikli iç katmanı yaptıktan sonra dış katmanı da bağlıyoruz. Bağlattıktan sonra bu işte bizim kullandığımızın nasıl bir boyutu? Bu da yeni gelen. Aslında çok hani çok büyük fark yok. Ama yine de biraz daha büyük. Uykudan uyandı. Şimdi kontrol ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi hiç sızma olmamış. Açık ve net söyleyelim, bizimkisi normalde sızdırıyor. Yani bizim mavi olan, demin gösterdiğim mavi olanı kullandığımızda aslında sızdırma oluyor. Şimdi öğlen uykusu için yaptığımızı görelim. Bunda da düğmeli olan kelebek içliği kullanacağız. İçine de bundan bir tane koyacağız. Bu sefer 3 tane koymayacağız. Kapatıyoruz. Kapattık. Ondan sonra bebeği getireceğiz. Bebeği kapattık. Şimdi buradaki fark birazcık sıkıntı var gördüğünüz gibi. Şimdi bebek üstündeyken nasıl kapatıyoruz? Şimdi bakın burada şöyle bir sıkıntı var. Bunu kapattığınızda bile alt taraftan içlik kayabilir. Şimdi öyle kaymaması için ne yapmak lazım bilmiyorum. Yani bu birazcık bir sıkıntı olabilir. Ama tabii dış katmanı böyle bağladığınızda o zaman kayma diye bir şey kalmıyor. Dış katman aynı fark ettiyseniz iç katmanda bu şekilde yaptık. 2 saat öğlen uykusu uyudu ve kuru ve bir adet içlik koyduk. Gece uykusunda 3 tane koymuştuk. Birazcık ıslanmış buraları ama önemli değil. Bu bizimkisi, bakın bu Little Blue'un bizim kullandığımız. Bunun da boyutu böyle. Bunda da iç dış diye bir şey yok. Bir tane gördüğünüz gibi. O zaman daha kolay. Yani bunu takıp çıkarmak bir tane iş yapıyorsunuz. Öbüründe iki iş yapıyorsunuz. Amin'in yardımıyla Sibel'in üzerinde denememizi gördünüz. Oldukça farklı aslında bizim kullandığımızda. Çünkü bizimkiler dediğim gibi cepli, yani içine koymalı. Burada da örnek var. Şöyle bir dış var. İçi de burada. Görüyorsunuz, burada da iç var. Yani cep gibi içine koyuyoruz. Bunda ise denediklerimizde kelebek stil dediğimiz dış katman farklı. İç katman kelebek gibi kapatıyoruz. Ve o iç katmanı kapattıktan sonra dış katmanla üzerini kapatıyoruz. Gördünüz zaten. Ben şöyle bir şey ekleyeceğim size. Söylemem burada önemli bence. Bu tarz kelebek olanların yıkama anlamında aslında kolaylığı var. Yalnızca içi yıkıyorsunuz, dışarı her seferinde yıkamıyorsunuz. Bunlarda dışı da yıkamanız gerekiyor. Çünkü kaka çiş buraya geliyor. Yani dış beze geliyor. Onda dış beze kaka çiş gelmiyor. Hacim anlamında bu daha küçük. Aslında en küçüğü kağıt bez. Yani şu anda herkesin kullandığı, çoğunluğun kullandığı kağıt bezler en küçük hacimli. Daha sonra bu geliyor bizim kullandığımız cepli olanlar. Bu son kullandığımızın hacmi daha büyük. Eğer bir yere taşıyacaksanız, bir yere gideceksiniz, dışarıda bir şekilde çantanıza koyacaksınız, bunu aklınızda unutmayın. Hangisini seçmek istiyorsanız ona göre karar verin. İkincisi, dışı zırt pırt yıkamadığımız için, bunu hep yıkıyoruz, öbüründe her zaman yıkamadığımız için bunun ömrü daha kısa olabilir. Çünkü bunu dış yani su geçirmeyen kısmı bozuluyor bir müddetten sonra yıkadığımız için. Diğerinde daha az yıkandığı dış bez daha uzun süreli olabilir. Bu da ikincisi.
Üçüncüsü ki bence en önemlisi, kaka yaptı diyelim. Kaka yaptıktan sonra bunu temizledikten sonra bunu kapatıyorsunuz. Böyle. Bakın şimdi örnek. Böyle bu kapalı oluyor. İçinde kakası kaldı. Diğerinde evet. Diğerinde ise beni konuşturmayacak, belli oldu şu anda. Şu anda konuşturmayacak. Ama ben yine de konuşmaya çalışayım. Arkada Sibel bağırıyor. Kusura bakmayın. Sinirim bozuldu. Diğerinde ise iç bez kirlendiğinde onu çıkardığımız ve ıslak olduğunu düşünün, iç bezin ıslak, çişli veya kakalı, onu bir şekilde bir kapalı torbaya koymanız gerekiyor. Bu şimdi bu şekilde saklayabiliyorsunuz bunu. Dış bez dışarı hiç geçirmiyor. Kirli olduğunu düşünün, içinin kirli olduğunu. Ama öbüründe sırf içini aldığınız için içi birazcık kirli. Onu nereye koyacaksınız? Yanınızda çantanızda nasıl taşıyacaksınız? Onu da düşünmeniz gerekecek. Yani aradaki en büyük fark bence kirlendiği zaman o içindeki kısmın nasıl temizleneceği değil, nasıl taşınacağı. Yani nasıl saklayacaksınız onu? Nasıl rulo yapacaksınız? Kakalıysa özellikle. Çişte hadi bir nebze ama kakalıysa oldukça sıkıntı olabilir. Ama genel anlamda bakarsak... Ya Sibel ya! E tamam, konuşuyorsun da konuşturmuyorsun sen beni. Gel. Gel. Bet 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 konuşan işte Sibel. Gördüğünüz gibi Sibel de çıkmak istedi. O da gözükmek istiyor anladığım kadarıyla. En büyük farkı kirlendiği zaman nasıl taşıyacaksınız? Nasıl onu yanınızda muhafaza edeceksiniz? Eğer ki dışarıdaysanız. Dedim ben. Aynen. Evet, ben en baba, lütfen beğenin ve diğer videolarımıza da bakmayı unutmayın. Yıkanabilir bez deneyimiz bu kadar. Deneme videomuz. Deneme mi diyorlar buna? Ne deniyorlar? Deneme deniyorlar herhalde. Yıkanabilir bez deneyi. Oh, çok güzel. Evet, kolay gelsin. Yıkanabilir bez. Yıkanabilir bezleri lütfen denemeye devam edin. Bütün yıkanabilir bez kullanıcılarına selamlar. Selam olsun. Hepinize. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiler. Beğenin. Abone olun ya. Abone olun. Hadi bakalım. Hadi kapat. Bay bay. Sibel yapacağım mı bay bay? Bay bay.